gidelim. Stalin var ya Stalin, Moskova'nın altına koca bir şehir yapmış. Bak, yerin 60-70 metre altına. Şimdi şöyle bir düşünürsek, bu da iyi fikir ha. Fikir Akif'in. Zamanında nükleer saldırı tehdidine karşı birçok ülke bunu yaptı. Rusya, Almanya, Amerika, İsrail gibi. Ama Akif'in amacı Aksaçlı'nın güvenliğini sağlamak ve ölü olarak bilindiği için deşifre olmadan faaliyetlerimi buradan yönetebilmem. Aferin Akif'e. Peki kimler yaşıyor burada? Bana ait özel bir tim var. Timur onlara komuta ediyor. Burası da benim mezarım. Bunlar da mezar taşlarım. Kim biliyor senin yaşadığını? Akif, Heyet ve Abdüley. Bir de şimdi sen. Abdüley nerede? Artık yok. Nasıl yok? Abdüley bu plana dahil olmadığı için beni suçluyor. E sen de söyleseydin. Ben plan yapmadım ki. Akif'le hoca inisiyatif alarak böyle bir şey yapmışlar. Tamam da Abdüley bunun neyine inanmadı? Dinlemedi ki, çekti gitti. Peki ailen de bilmiyor yani, öyle mi? Ama sen en azından izliyorsun. Nasıl alacağım ben bu Poyraz'ı?
KGT tapınakçıların mekanına ulaşmak için çalışıyor. Söz. Sana Poyraz'ı vereceğim. Kalkamazsınız. Ben size bir ağrı kesici yapayım. İrit etme beni! Efendim, Rus baronumuzun son bir haftadaki konuşma kayıtları. Bu arada bir de Türkiye'den bağlantısı yapılmış. Bana Cahit'i çağır. Ellerini buladığın kirden kurtulamayacaksın Menderes. Bunun hesabını vereceksin. Benim ellerim temizdir. Size verecek bir hesabım da yok. Seninle görüşmem gerekiyor. Ben de sizinle yüz yüze görüşmek istiyordum. Sana söyleyeceğim yere gel. Tamam. Hemen çıkıyorum. Birader, çaycınız kim bilmiyorum ama imamın abdest suyu gibi yapmış. Bana söyleme, çaycıya söyle. Artık sen de buralısın. Ulan Polat abinin zamanında şu kapıdan içeri girmeye ne özenirdim. Bir operasyon olsa da beni götürse diye beklerdim. Allah rahmet eylesin. Amin. Herkes öldü diyebiliyorken bir tek bana söylemişti Akif. Hatırlıyor musun? Hepiniz bana silah doğrultmuştunuz.
Murat evden çıkıyor. Takibe devam et. Biz de çıkıyoruz. Tamam. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Operasyon istemiyor muydun? Senin için çok endişelendim. Neyse ki Cahit verdiğimiz emri yerine getirdi de seni kurtarabildik. Beni sen mi sattın Margaret? Ne saçmalıyorsun? Bunu nereden çıkardın? Eğer benim için önemli olmasaydın, şimdi burada olmazdın. Sen yapmadıysan, Murat'ın arkasında birileri var. Murat'ı almak için senin söylediğin yere gittiğimde tuzağa düştüm. Abdüleyle Kara beni aldı. Ben bunu çözmek için çalışacağım. Ama senden de bir şey istiyorum. Müfettiş Kane'le tanışacaksın. Seni sorguya alacak. Ona Murat'ın peşinde olduğumuzdan bahsetme. Artık hiçbir şey umurumda değil. Sen bana Kara'yı bulmamda yardımcı olacak mısın? Ne istiyorsun? Sağlam bir ekip. Tamam. Sana afiyet olsun. Şş. Bana bir kağıt kalem getir. Peki efendim. Kendi ayağının tadını beğendin mi? Sen yerleştirdin değil mi tapınakçıların içine? O da beni öyle biliyor. E niye temas etmiyorsun? Cahit bize Poyraz'ı verebilir. Cahit bütün sorunlarımızı çözebilir. Henüz erken. Cahit için bir süre daha bekleyeceğiz. Eğer Cahit başarılı olursa bütün Poyrazların kökünü kuruturuz. Gerçekten büyük kumar oynamış. Peki ben sana nasıl yardım edebilirim? Armageddon'u biliyorsun. Biliyorum. Şimdi de Türkiye'de. Buna karşı uluslararası bitim kurmak istiyorum. Adı Siyah Sancak olacak. Bu tim için belirli ülkelere gidip uygun olanları seçip yetiştireceksin. Peki. Peki sonra KGT'deki gençler gibi buraya mı gelecekler? Hayır, sadece buraya gelmeyecekler. Bulundukları ülkelerde görev yapacaklar.
Bazen de biz onlara gideceğiz. Armagedon'un yuvasını bulup dağıtacağız. Tamam da... ben hiçbir yere gidemem. Usta... kafamdan şu Poyraz illetini atmadan... sana faydalı olamam. Biraz önce evden ayrıldı. Şamil takip ediyor. Biz de oraya gidiyoruz. Tapınakçıların mekanını tespit eder etmez haber verin. Ben gelene kadar harekete geçmeyin. Tamam efendim. Maskeli bir tim geldi. Cahit'te bir adam Murat'ta buluştu. Kaç kişiler? 8 kişi. Dikkatli ol, geliyoruz. Amacımız ana karargahlarını öğrenmek. Tamam. Neden böyle bir yerde buluşmayı tercih ettiniz? Rus baronla ne konuştunuz? Ben de sizinle bu konuyu konuşmak istiyordum. Biraz yürüyelim isterseniz. Cahit'le tanışıyor musunuz? İsmen biliyorum. Bizim de çalışıyor. Rahat konuşabilirsin. Son dönemde yaşadıklarım ve Rus baronun benimle konuşmasından sonra öldürülmesi... bunların tesadüf olmadığını gösteriyor. Yani? Dinlenildiğimi düşünüyorum. Efendim, birini yakalamışlar. Thank you.
Kimin için çalışıyorsun? Tanıyor musunuz? KGT'den. Görevin ne? Murat'ı öldürmek için görevlendirildim. Neden? Diplomatlarımıza yapılan saldırıların karşılığı olarak. Neden öldürmedin? Vur emrini bekliyorum. Efendim, yerimizi tespit etmiş olabilirler. Sorguya mekanımızda devam edelim. Murat, sen bizimle gel. Ekip, toplan! Telaşsız arabanın önünden sağdan gidin. Çatışmada suikastçıyı elimizden kaçırdık. Kaybımız var mı? Hayır efendim. Beni öğrenmişler. Öldürecekler. Seni öldürmek isteselerdi, çoktan öldürürlerdi. Bize mesaj vermek istiyorlar. Sen şimdilik hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam et. Bundan sonra sana kimsenin dokunmasına müsaade etmeyeceğiz. Cahit artık seninle birlikte olacak. Daha güvenli olacağına inanıyorum. KGT, Murat üzerinden hareket alanımızı tespit etmeye çalışacaktır. Biz de bunu bilerek hareket edersek, Murat'ın güvenliğini sağlamış oluruz. Hatta onları istediğimiz şekilde önlendirebiliriz.
sözünü tutmanı beklemiyordum. Beni çok şaşırttın Abdüle. Sözümü tutmadığımı gördün mü hiç? Hayır, öyle demek istemedim. Ama ne yalan söyleyeyim, bir yerde yeter artık dersin diye korktum. Yine gider miyiz Abdüle? Gideriz. Ama şarkı söylemem bir daha. Ama çok güzel söyledin. O bugüne mahsustu. Keşke Polat abi de yaşıyor olsaydı. Mutluluğumuza en çok o sevinirdi. Bu durumdan Ömer babaların haberi var mı? Hayır, bahsetmedim. O zaman yarın gidip onlara da bu güzel haberi verelim. Ne dersin? Hem başımızda bir büyüğün olması iyi olur. Mekanına vardığımızda Şamil'i ele geçirmişlerdi. Onu kurtarmak için çatışmaya girmek zorunda kaldık. Murat'ın durumu. Şamil'in söylediğine göre Murat'a dair şüpheleri ortadan kalktı. Tamam Akif. Usta, ben seninle beraberim. Ama müsaade et. Şu Poyraz işini ben bir de kendi yolumla halledeyim. Kara, yalnız hareket etme. Usta, bu iş başa düşer. Peki. Akif sana her türlü yardımda bulunacaktır. Eyvallah. Timur, buraya gel. Abdüley neredesin? Görüşmemiz lazım. Sen ne zaman çıktın? Konuşuruz. Beykoz sahilde buluşalım. Poyraz artık eskisi gibi olamaz. Düşünceleri çok sağlıklı değil. Karadan intikamını almadığı sürece bırak düşünceyi, sağlıklı nefes bile alamaz. Onun bu halinin kendisine zarar vereceği çok açık. Umarım bizi etkilemez. Murat'tan kurtulmak istediğini Kane biliyor mu? Sonra Murat'a Cahit'ten başka kimsenin doğrudan temas etmesini istemiyorum. Bir şey mi oldu? Uzun zamandır Murat KGT tarafından takip altındaymış. Murat'ın başına gelenlerin sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Yani baronumuz deşifre oldu. Murat bu durumda görevine devam edecek mi? Er ya da geç öğreneceklerdi. Önemli olan amaçlarımız için hizmet ediyor olması. Yarından itibaren vakıf ve finans meselelerinde Cahit'le birlikte çalışmaya başlayacaklar. Mete, daha önce konuştuğumuz eylemle ilgili harekete geçmeni istiyorum. Hiç merak etmeyin. Bu sefer nokta atışı yapacağım.
Nasılsın diye bakmaya geldim. Hayatımı sana borçluyum. Ben kimseye borçlu kalmak istemem. Karayla işimi bitirdikten sonra sana destek olmak için her şeyi yapacağım Cahit. Yerinde olsam şimdilik bir meselenin üzerine gitmem. Unutma ki onun yarası senden daha ağır. Bu dünya ikimize fazla Cahit. Dinlenmeye ihtiyacım vardı. Tamam da benim dinlenmeye değil Abdüley, Poyraz'a ihtiyacım var. Elimden geleni yapardım ama bir karar al. Ben Gaye ile evleniyorum. Bu işlerden elimi ayağımı çektim. Ha. Sebep bu muydu? Bu yüzden mi Polat abine sırt çevirdin? Kendisi söyledi. Polat'ın yanından geliyorum. Ama yolladı seni. Geldiğimden haberi yok. Boşuna konuşma, beni ikna edemezsin. Abdüley, benim bir tek derdim var. O da Poyraz'ı gömmek. Ben sözümü tuttum. O adamı gidip beraber aldık. Sen işi uzattın, adamı elinden kaçırdın. Tamam. Yaptık bir delilik. Yaptık da şimdi bu adam hayattayken ben nasıl yaşayayım Abdüley? Çok istiyordun ya ihtiyarların içine girmeyi. Bak naip de olmuşsundur. Ne istiyorsan ondan iste. Kafayı ben yedim de senin derdin mi? Onu bilsem... Abin seni çağırmış. Gitmemek ne demek? Var ya, asıl senin yerinmiş akıl hastanesi. Yok evlenecekmiş, yok çoluk çocukmuş, yok. Bizim dünyamızda olmuyor bu işler Abdüley. Hiç olmuyor. Bak halime. Bak abinin yaşadıklarını. Bizlere, sevdiklerimizle acı yaşatıyorlar. Peki sen bunu göze alıyor musun? Abdüley, aklını başına topla. Abinin sana ihtiyacı var. Dediğim gibi, ben kararımı verdim. O kör topalla ilgili bir şey duyarsam da sana haber veririm. Abdüley. Evlenme konusunda ciddiysen... Buralarda durma. Bak bu fotoğrafı ilk evimizde çektirmiştik. Beylerbeyi'ydi. Hatırladınız mı? Thank you.
Sen bu bahçeyi çok severdin. Buradaki bütün çiçekleri sen ekmiştin. Hatırladın mı? Hatırlayamıyorum. Size inanıyorum. Ama şu an hiçbir şey hatırlayamıyorum. Çok yoruldun. Dinlenmek ister misin? Aklım değil ama kalbim sizi tanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul len yusayyibena illa ma kataballahu lena. Hüve Mevlana ve alallahi felye tevekkelil müminun. Neden yatmış ki? Bey! Ömer Bey! Bey niye burada yattın? Uyku tutmadı. Salona geldim. Uyuyakalmışım hanım. Allah Allah. Hiç öyle bir huyun yoktur. Neyse, ben çayı koyayım. Allah'ım, sana şükürler olsun. Kolay gelsin gençler. Sağ ol abi, hoş geldin. Başın sağ olsun abi. Eyvallah Küpeli, sen sağ ol. Başın sağ olsun abi. Eyvallah, sağ ol. Başın sağ olsun abi. Sağ olasın. Kara abi gelmiş. Vay be, acayip bir yer ha. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Akif. Koçum ne haber? Eyvallah abi. Hadi hadi. Hayırlı olsun. Kolay gelsin Akif. Sağ ol. Dün gece Aksaçlı'yla konuştum. Senin yardımcı olabileceğini söyledi. Bana iletti. İyi. Şimdi... Beni bilirsin. Ben lafı uzatmayı sevmem. Bu Poyraz var ya... Bunu benim acil bulmam lazım. Esen tapınakçıların peşindesin. Kimden ulaşırım bu adama? Mete ile beraber çalıştıklarını biliyoruz. Tamam da... Mete de kaçak güreşiyor.
Ortalıklarda yok. Bu aralar adı geçiyor. Suriyeli kaçakçılarla temas içinde. Hayri diye biriyle iş yapıyor. Kime sorsak Suriye'ye göçtü diyor. Ama o adam kesin burada. Karan'ın, Abdülay'ın ve Leyla'nın mekanlarına bakıldı. Hiçbirinde iz yok. Sadece Abdülay'ın aracı Polat Alemdar'ın ailesinin evinin önünde görülmüş. Ev çevresinde büyük güvenlik önlemi var. Biz gidene kadar izlemede kalsınlar. Geçmiş olsun Poyraz Bey. Ben müfettiş Kane. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Burada mı konuşmak istersiniz? Yoksa benim odama mı geçelim? Müsaade ederseniz önce halletmem gereken acil bir iş var. Ondan sonra uzun uzun konuşuruz. Tabii ki. Bu iş için elimde iki adam var Mete Bey. Yıllarca örgüte çalıştılar. Şimdi kim parayı verirse. Onu hallederiz. Ama sorun istemiyorum. Bunlar profesyonel Mete Bey. Tek sıkıntı olacak şey... Sıkıntı mıkıntı deme bana Hayri. Birer teklif veririz işte. Bu adamların bilgilerini Okan'a ver. Yalnız Mete Bey, suikast diyorsunuz. Hani bunlar yakalanırsa işin ucu bize değer. Ne istiyorsun Hayri? Bunları Suriye'ye sorunsuz çıkartabilirsek bu iş kapanır. Nakliyeci sensin Hayri. Çıkart işte. Sınırı hallederiz ama oraya kadar nasıl gideriz? Eylemden sonra her yerde kontrol olur. Okan! Altan hala kurumda mı? Evet efendim. Ben Altan'a gereken talimatı vereceğim. O adamlarını sınıra kadar götürür. Gerisini de sen halledersin. Babacığım, bizim size bir haberimiz var. Hayırdır inşallah evladım? Biz Gaye ile evlenmeye karar verdik. Oh. Hayırlı olsun evladım. Bu ne güzel bir haber. Allah utandırmasın. Allah tamamını erdirsin. Amin. Mutluluklar kızım. Mutlu olun evladım. Ne zaman? Ne zaman? Tarihe henüz karar vermedik. Ama beklemeyi pek düşünmüyoruz. En güzeli evladım. Hayırlı işte acele etmek iyidir. Hemen olsun. Ben de
gelinlik giyeceğim. Nedime olacağım, olur mu Gaye abla? Tabii canım, neden olmasın? Polat da bugünü görebilseydi keşke. En çok o sevinirdi. Sevindiler. Neyin var Abdüley? Yok bir şey. Elif'in durumuna üzüldün değil mi? Benim de içim acıdı. Bu acıyı nasıl yaşatır ona? Ama ne yapsın Nazife anne? Oğlunu hatırladı. Ağzından çıkıverdi. Efendim, çıktılar. Vay vay vay. Abdüley manita yapmış. Ölüm sizi ayırıncaya kadar mutluluklar. Gidelim. Baban evde mi? Anne! Ablacığım Mustafa evde mi? Mustafa! Mustafa! Kara abi. Kara ya. Sen gel bakayım buraya. Hayri'yi tanıyor musun sen, nakliyatçı? Abi, bu Hayri Suriye'den mal götürür getirirdi. Uzun süredir yok ortalıkta. E buralardaymış Mustafa. Nasıl buluruz, sen onu söyle. Abi ben bilmiyorum. Uzatma Mustafa, uzatma. Buralardaysa bizim Osman var, kamyon şoförü. Ona bir sor abi. Bilirse o bilir. İyi. Yürü o zaman, beraber soracağız. Abi, ben bir ayakkabılarımı giyeyim. Üstüme de bir şey alayım. İyi hadi. Soğumasın abi. Mustafa. Allah, bu insanlar neden laftan anlamazlar? Mustafa, nerede kalmıştık? Abi.
erken emekli etmeye geldim. Abi, bilmeden bir yanlışımız mı oldu? Yok Altancığım, sana piyango vurdu. Anlamadım abi. İki tane adam var. Bunları bu gece Suriye'ye çıkaracaksın. Abi, bunda ne var? Buraya kadar gelmene bile gerek yoktu. Altancığım, insan bir sorar, kim bu adamlar diye. Bu iki yol arkadaşın akşam bir suikast gerçekleştirecek. Onları nereden, ne zaman alacağını sana söyleyeceğim. Abi, artık eskisi gibi değil. Her yerden gözetleniyoruz. Zaten mimlenmişim beraber yaptığımız işlerden dolayı. Sana bir şey olmaz da benim hayatım kayar. O yüzden sana piyango vurdu diyorum Altan. Geçmişin de, geleceğin de ödemesini yapacağım. Okan! Haber bekle. Vakfa sponsor bulmak senin için zor olmayacaktır. Yakınımdaki bütün iş arkadaşlarım destek olacaktır. Güzel. Safiye Hanım vakfın yüzü olunca bu işler daha da kolaylaşacaktır. Ben de onu arayayım. Bu aşamada koordineli çalışmamız faydalı olur. Aramana gerek yok. Ben konuştum. Birazdan bize katılacak. Safiye Hanım'la önceden tanışıyordunuz değil mi? Polat Alemdar'ın kardeşi olduğu için sordum. Önceden tanışmış olduğunuzu düşündüm. Bu sene İsviçre'de tanıştım. Sizi üstadla görünce şaşırmıştır herhalde. Yadırgaması doğal. Peki sen ne düşünüyorsun? İnsanlara karşı hiçbir zaman ön yargı beslememişimdir. Onları tanıdıktan sonra karar veririm. Murat Bey, Safiye Hanım geldiler. İçeri alın. Merhaba. Merhaba. Bana Cahit'in burada olacağını söylememiştiniz Murat Bey. Vakfın kuruluş sürecinde hep beraber çalışmaya alışsak iyi olur. Buyurun. Bizzat uğurladığın, bu fedakarlığı yaptığın için sağ ol. Eşref Bey. Ülke üzerinde de, bizim üzerimizde de hakkınız var. Helal edin. Bir nevze işe yaramışsak, kendimizi şanslı sayarız. Bizden yana hakkımız da, kanımız da helaldir. Sağ olun. Art
artık deşifre olduğuma göre ne hüküm verilecekse onu duymaya geldim. Bilmenizi isterim ki kardeşim gibi ben de bu yolda canımı feda etmeye hazırım. Hayır. Bunun teklifini bile düşünmüyorum. Eğer sizin için de uygunsa burada benimle beraber çalışmanızı isteyeceğim. Naibiniz olarak mı? Hayır. Finansal güvenlik teşkilatımızın oluşumunda ve yürütmesinde sizin desteğinizi rica edeceğim. Onur duyarım. Bizim adımıza ve senin adına çok mutlu oldum. Sizlerin bilgi ve donanımıyla yıllardır kayıplar yaşadığımız küresel sermaye savaşlarından çok güçlü çıkacağımıza inanıyorum. Türkiye'de çok etkin, her sektöre nüfuz etmiş, kırılması gereken bir finans lobisi var. Yeni dönemde kuracağımız güvenlik teşkilatımızla devletin güvenliğini tehdit eden bu lobiyi bertaraf etmek için bir an önce gerekli çalışmaları başlatmalıyız. Efendim, bunun çok isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Bahsettiğiniz finans lobisi tapınakçıların en güçlü silahı. Eğer biz bu alanda söz sahibi olabilirsek, küresel güç olma yolunda en büyük adımlardan birini atmış olacağız. Bu konuda uzman dostlarımla birlikte uzun süreli çalışmalarım oldu. Üzerime ne düşüyorsa yapmaya hazırım. Sami Bey, deşifre olduğunuz için artık hayatınız eskisi gibi olamayacak. Sevdiklerinizle vedalaşmanızı tavsiye ederim. Sizi ölü olarak lanse edeceğiz. İhtiyarlar toplantısı için heyet üyelerimiz haber bekliyorlar. Yer ve zaman belirleyebildiniz mi? Güvenliğimiz açısından bir süre daha beklemeliyiz. Hazırlıklar tamamlandığında üyelerimizi davet edeceğim. Gidecek misin çalışmaya? Bugün konuşacağım. Hazırlıklar bitinceye kadar mecburen çalışmam gerekir. Ama Hüsnü Bey bir kolaylık sağlayacaktır. Ben konuşayım mı? Yok, sen gelme. Şimdi Hüsnü Bey'e falan kızarsın karı yüzünden. Bir gerginlik çıksın istemiyorum. Peki. Gaye. Kimliğini versene. Ali'ye söyleyeyim, nikah işlemlerini başlatsın. Özel bir tarih ister misin? Sen nasıl istersen. Efendim, Abdüley'i takip edelim mi? Artık gerek yok. O benim ayağıma gelecek. Selamünaleyküm. Buyur abi. Hayri Bey'i nasıl bulabilirim? Şuradan yukarı çıkacaksın. Sağ ol. Eyvallah. Kim olursa olsun içeri almayın. Tamam. Tamam.
Birileri burayı soruyor. Kimmiş öğrenin. Kimi aradın? Hayri Bey. Kimsin? Kara. Ben de beyaz. Gelen karaymış. Ben yokum. Sakın içeri sokmayın. Bakalım Hayri. Kalk. Geç bakalım. Anlat. Anlat lan. Ne istiyorsun? Mete ile ne işler çeviriyorsunuz? Ne işler çeviriyorsunuz siz Mete ile? Bugün benden iki tane adam istedi. Niye? Niye? Birini öldürtmek için. Kimi? Kimi? Kimi lan? Bu iki adam. Vallahi kimi öldürteceğini bilmiyorum. Peki Mete nerede? Mete nerede lan? Bilmiyorum. Nasıl irtibat kuruyorsun onunla? Buraya geliyor. Ne zaman gelir? Bugün gelmez. Suikastı bu akşam. Suikast bu akşam mı? O zaman anlaşıldı. Bu iş bu zımbayla çözülmeyecek. Zımba da bir yere kadar. Şimdi ben sana gerçek zımbayı göstereyim. Ne? Ne sorarsan söylüyorum, etme, kurbanın olayım. Söylediklerim benim bir işime yaramadı. Altan diye birinden bahsetti. İstihbaratçı. Ondan ulaşabilirsin. Onunla görüşecek eylemden önce. Adamın numarası.
numara bu mu lan? Evet. Emin misin? Eminim. İyi göreceğiz. Akif, Hayri'yi buldum. Neredesin? Büyük andayım. Hayri elimde. Mete buna bir suikastten bahsetmiş. Kime? İstihbarat Çaltan diye biri var. Mete'nin adamlarından. Sen bunu bulabilir misin? Adamı bulursam bütün sorularımızın cevabını alabiliriz. Telefon numarasını söylüyorum, yaz. Ertekin. Sen bir ekiple Hayri'yi almaya git. O adam bize lazım. Tamam. Aynur'a. İstihbarattan Altan. Mete'nin ekibindenmiş. Tüm bilgilerini istiyorum. Özellikle Suriye'deki savaştan sonra zarar gören binlerce çocuk şu an Türkiye'de yaşamak zorunda. Vakfın ilk olarak bu çocuklar için projeler geliştirmesini öneriyorum. Bu konuda yapılan birçok çalışma var. Biz bu çalışmalar içerisinden çarpıcı olanları seçip bünyemize toplayabiliriz. Önce vakfımızın kuruluşunu tamamlamamız gerek. Vakfın kurucu üyeleri için önerileriniz var mı? Ben de bazı isimler önereceğim. Özellikle finansal destek ve prestij sağlayacak isimlerden oluşan. Güzel. Buradakilerle beraber ilk etkinliğimizi düzenleyeceğimiz bir gece yapsak tanıtımımız için iyi olur. Hem de bu amaçla birleşmiş olanlar birbirleriyle tanışmış olurlar. Bu kadar önemli insanı bir araya getireceksek gerekli önlemleri şimdiden almalıyız. Bunun için mekan ve davetliler kesinleştikten sonra bana iletirseniz sevinirim. Hadi canım, görüşürüz. Görüşürüz. Tamam, sağ ol. Sana haber vereceğim. Tamam. Bekliyorum abi. Tamam, hadi. Yürü. Ne zaman istiyorsun abi? Bak işte, en yakın zamanı ayarla. Abi, Şahidi de sorarlar. Kimi düşünüyorsun? Sen olacaksın. Tamam abi. Yengininki kim olacak? Öğrenir haber veririm. Konuştuk. Nikah şahidini unuttuk. Ben sizin şahidiniz olurum Abdüley. Poyraz, Gaye'ye bir şey yaparsan. Abdüley! Abdüley! İyi misin Gaye?
Abdüley, sana söyleyeceğim yere gel. Kimsenin haberi olmayacak ama. Geleceğim. Sakın ona zarar verme. KGT'den geldiler. Seni soruyorlarmış. Ha, tamam. Dinleme meselesiyle alakalı geldiler. Kolay gelsin. Birader baksana bir. Altan nerede biliyor musun? Altan Bey şu sağdaki odada. Altan nerede biliyor musun? Az önce buradaydı. Bekleyin, gelir şimdi. Sen ön kapıdan çık. Ben buralara bakıp arka kapıdan çıkarım. Hadi. Hanımı çok beklettin Abdüley. İlk günün heyecanına veriyorum. Gaye nerede? Nikahtan önce gelini görmek uğursuzluk getirir derler. Sen gerçi böyle şeylere de inanmazsın ama. Gözlerine ne yaptınız lan şerefsiz? Getirin. Thank you.
yapma. Ama eğer dediklerimi yapmazsan, bu son bakışmanız olur. Onu bırak. Ne yapacaksan bana yap. Barras, ne istiyorsun? Kareyi çağır da şu işi bitirelim. Onu bırak Poyraz, çağırayım. Ben ne istersem o. Onu bırakırsan ne istersen yaparım. Olmaz. Yalvarırım, yapma. Ne dedin? Yalvarırım mı dedin? Hadi bir yalvar, görmek istiyorum. Tamam. Yalvar kıza, bir şey yapmayacağım. Yalvarıyorum. Olmaz. Önce bir diz çök. Yalvarıyorum. Hiç inandırıcı değilsin. Değil mi Gaye? Ha? Bir şans daha. Yalvarıyorum. Bırak gitsin. Getirin böyle. Çevirin. Çevir. Buraya. Verin bakayım şu telefonu bana. Bu anı ölümsüzleştirmek istiyorum. Diz çök. Yalvar. Yalvarırım, yapma. Evet. Yalvarıyorum. Hey, gidi Abdüley. Abi kaçıncı kez söyleyeceğim? İnan başka bir şey bilmiyorum. Benden haber bekle dedi sadece. Bırak lan! Akif, artık sabrım kalmadı. Ver şu telefonu Mete ile konuşsun da öğrenelim neredeymiş. Hayır, Mete arayıncaya kadar bekleyeceğiz. Şüphelendirmemeliyiz. Bak, sen Mete'ye ulaşamazsın. Biz de suikastı öğrenemeyiz. Bu gece arayacağını söylemedi mi? Kaşını gözünü oynatma lan! Adam gibi sor da adam gibi cevap ver! Abi söyledim ya, bu akşam arayacak. Lan! Abi sakin ol. Akif. Akif, ben çok bunaldım. Bir hava alıp geleceğim. Şşş. Bak ne diyorum bak. Bir hava alıp geleceğim. Anladın mı lan? Thank you.
işim var. Ben de seni arıyordum çakal. İşte buldun. Bir kere hata yaptın. Torununun parçalarını toplattım sana. Dostlarını da aynı mezarda görmek istemiyorsan Paşaköy'deki hurdalığa gel. Vakıfla ilgili güzel gelişmeler oldu. Murat'la da iyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Sevindim. Vakfın en kısa zamanda aktif hale geçmesini istiyorum. Vakfın sizin için önemini biliyorum. Ama gerçek amacını bilirsem ekip kurmamda bana daha faydalı olacağını düşünüyorum. Vakıf, bizim geçmişimiz ve geleceğimiz. Zamanı geldiğinde ne işe yaradığını öğreneceksin. Bir şey olursa bana haber ver. Durumun ne Akif? Efendim, Mete Aymar'ın planladığı bir suikastın izini sürüyorum. Net bir bilgiye ulaştığımda sizi bilgilendirecektim. Tamam Akif. Efendim, bir şey mi var? Yok, tamam Akif. Bir gelişme olduğunda beni haberdar et. Timur, Akif'in işi var. O gelemeyecek. Şimdilik suikastı erteledim. Neden? Hiçbir sorun yok. Her an yapabilirim. Parmağımın ucunda. İlginizi çekecek başka bir gelişme oldu. Tercihinize sunmak istedim. Dinliyorum. KGT istihbarattaki elemanıma ulaşmış. Akıllarınca bizi engelleyebileceklerini düşünüyorlar. Nerede olduklarını biliyor musun? Hayır. Ancak bir telefonumla onları istediğin yere getirttirebilirim. Sen suikast planını hiç bozma. Devam et. Ama KGT için gerekeni Armageddon yapacak. Akif'in benimle tanışma zamanı geldi.
KGT'ye haber ver. Bu civardaki bütün mobeseleri takibe alsınlar. İstedin geldim. Şimdi onları bırak. Bana yaptıklarını dostlarına izlettin ya. Şimdi sıra bende. Sana tavsiyem, benim gibi fazla oyalanma. Başladığın işi de çabuk bitir. Hiç acelem yok. Götürün.
Hacı. Mazotu bitmiş onun, mazotu. İşte çalıştı. Üzerindekini görmüyorsun herhalde. Kız bende. Çıkar maskeni.